Antalya Gurmes kanalıma hoş geldiniz. Bursa'dayız. Bursa'da lezzet turu yapacağız. Birbirinden lezzetli mekanları, lezzet duraklarını hep birlikte gezeceğiz. Gelin hadi hep birlikte Bursa gezimize başlayalım. Neresi nedir? 10 saat kaynıyor. Çorba ve giren var mı? Yaklaşık. Bunlar ne için? Anlatır mısın abi? Ayak paça. Burası yukarıdakiler ayak paça. Dana ayak. Dana ayak. Dana ayak. Aşağıda dana kelle. Bizde hepsi dana. Evet. 13-14 saat kaynıyor. Hiçbir katkı maddesi yok. Tuzu koyuyoruz. Sabah saat 5'ten beri kaynıyor. Oo. Saat 2'ye kadar kaynayacak, bir dinlendireceğiz. Sonra akşama kadar tekrar kaynayacak. Ne demiştiniz? Burası da hazırlanmış hali. Satış. Evet. Orada da yine kaynıyor satarken. Hoştan yiyecek. Paça cüsü de karışık bir kelle paça çorbası söyledim. Ve hemen tadımını yapıp sizlere yorumumu söyleyeceğim. Müsaadenizle. Şöyle çorbadan biraz çorbayı göstermek istiyorum. Vallahi hemen şöyle bir tadımını yapmak istiyorum. Hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Saçları sade olsun. Hmm. Çok iyi ya. Aynaya bakar mısınız? Evet. Evet. Bana afiyet olsun, geziye devam. Buyurun. Bursa gezimizde bize rehberlik eden et bilimi, YouTube'da da Miti Çizi olarak bilinen Mustafa abim var. Eyvallah. Evet Mustafa abi, şu anki durağımız neresi? Abi şu an Pidecioğlu'na geldik. Pidecioğlu'nun bu kısmında Bursa usulü, Kayhan usulü tırnak pide yapılıyor. Evet. Yani bu İskender'in altında, pideli köftenin altında kullanılan pide burada yapılıyor. Evet, bir de yan tarafında. Yan tarafta da cantık var. Biraz sonra onu da tadacağız. O da Bursa usulü bir pide. Evet. Böyle biraz pizza ile pide arası bir şey. Onu az sonra görürüz. O zaman şu İskender'in pidesine önce bir bakalım. Mustafa abi, cantığımız geldi. Aynen abi. Cantık ne demekmiş? Abi cantık, aslına bakarsan cana can katmak var ama evet. Hikayesi. Cantığın hikayesi cana can katmakmış. Evet. Şimdi tadımını yapacağız. Valla çok güzel görünüyor. Dışı puftik, içi bol malzemeli. Sulu sulu. Sulu sulu. Hmm. Evet. Yine bir lezzet harikası. Bursa çok lezzetli gidiyor. Geziye devam ediyoruz. Bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet. Şöyle evet. Altın evinin sıcaklığına çıktı bak. Aman abi dikkat edin. Bir tane yanıtlar. Evet. Şöyle. Ne olsun ki güzel sahne versin. Koyma abi bunu. İki. Pahalı bir. Biliyorsunuz tahin olan zaafımı. Şimdi geldik tadımını yapmaya. Valla göbek atıyor. Şöyle göstermek istiyorum. Biraz önce de gösterdim sizlere ama. Bakın. Bunu kaşıkla yiyor musunuz? Bu şekilde. Evet şöyle bir kaşık alacağım. Ve tadımını yapacağım. Yani olaya tahin girdiği zaman bambaşka bir boyut oluyor. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Bursa'da simitler çok meşhur. Çay ocağına geliyorsunuz. Çay söylüyorsunuz. Yanında bu şekilde zeytin veriyorlar. Çok ilgincime gitti. Ve şöyle simidinin de tadını merak ediyorum. Çünkü simit de çok severim. Evet hemen. Şöyle tadını yapalım. Hmm. Normal. Ama tahini gerçekten çok güzelmiş. Bana afiyet olsun. Gezmeye devam ediyoruz. Bursa gezimize devam ediyoruz. Ve yanımda Ayhan Mortepe. Mustafa abi, et bilimi, Miti Çizi ve şöyle, neredesin abi? Murat, Bursa güzel yer kardeşim ya. Kesinlikle çok vallahi güzel. Vallahi güzel yer yani. Abi yemeğe devam edelim ya. Ben acıktım, çok gezdik. O zaman nereye gidelim? Nereye gidelim? Fasulyeli'ye gidelim abi. Hadi abi, Fasulyeli'ye gidiyoruz. Benim en çok merak ettiğim mekanlar arasında Fasulyeli geliyor. Bursa denildiği zaman. Söz çorba mı? Of. Kaç çeşit kuru fasulye yapıyorlar abi orada?
12. 12-13 çeşit. Of. Hadi bakalım gidelim. Köfteli, arpacı soğanlı, kestaneli, sucuklu, bastırmalı, etli, sade, acılı, sarmalı ve tahinli. Evet, yemeklerimize daha... Ayva yatağında kuzu yemcik, sebzeli kuzu gerdan, kestaneli kuzu but sarma, mantarlı kaşarlı büftek, çökertme kebabı, yoğurtlu ve saç kavurma, piliç pirzola, beğendiğiniz piliç pirzola, dolma, çıtır piliç, patates musakka, ekşili ve terbiyeli köfte ve patlıcan yatağında köfte, sarma köfte. Şu kabağın içindeki neyiz usta? Kabağın içinde süt elması ve kabak tanecikleridir, mükemmel. Oo. İçinde kabak vardır. Bu kabakta pişer saatlerce, mükemmeldir bu. Süper, kabak biraz sonra da onun tadımını yapalım. Selam Bey. Bu da yeni çıktı galiba fırından. Şimdi geldik benim en sevdiğim ana. Evet, kuru fasulyelerden 4 tane çeşit istedim. Sizler için tadına bakacağım. Şöyle sayayım istediğim çeşitleri. Köfteli, sarmalı ama bir tanesi var. Özellikle burada göstermek istiyorum. Tahinli kuru fasulye. Biliyorsunuz benim olayım tahin. Efsane bir şey. Bir de sadesini söyledim. Şimdi tadımını yapacağım. Evet, önce bir sadesinin tadına bakmak istiyorum. Sadesiyle... Şimdi kuru fasulyeyi şöyle temin ediyorlar. Kendi tohumlarını İspire gönderiyorlar, orada ektiriyorlar. 45 ton kuru fasulye elde ediyorlar. Bunun sadece 15 tonunu kullanıyorlar. Yani görmüş olduğunuz kuru fasulyelerin hepsi seçme. Yani kendi reçeteleri var. Yani direkt kuru fasulye ağzıma atar atmaz zaten hissediyorsun. Tabii benim olayım biliyorsunuz. Olmazsa olmazım. Ekmek. Abi kuru fasulye ekmek yenir. Şu ekmeğe bu şekilde. Böyle. Of of of. Bu nedir ya? Muhteşem. Şimdi en merak ettiğim tahinli. Şöyle birkaçı aldım. Muhteşem. Ya tahin çok farklı bir aroma katmış. Kesinlikle evde denemenizi öneriyorum. Pişirmiş olduğunuz kuru fasulyenin üzerine biraz tahin dökün, bir deneyin. Ne demek istediğimi anlarsınız. Diğerlerine sonra devam edeceğim. Benim en önemli merak ettiğim lezzetlerden bir tanesi de süt helvası. Burası Bursa'da diğer helvacılardan çok farklı yapıyor. Kabağın içinde pişiriyor. Önce tencerede pişiriyor, sonra kabağın içine döküp fırına atıyor. Vallahi hemen bunun da tadımına geçmek istiyorum. Oo, şöyle. Bak, kabak parçacıkları var içerisinde. Kabak parçacıkları falan var. Şimdi süt helvasını ben zaten çok sevdim. Çok beğeniyorum yani. Bursa'da ilk yediğimde de çok beğendiğimi söylemiştim. Bunun içinde kabak tatlısı ayrı bir lezzet aroması vermiş. Bu şekilde çok çok güzel. Evet, bana afiyet olsun. Bursa gezimize devam ediyoruz. Üçü sade, ikisi az değil mi abi? Evet. Şimdi Bursa'ya geldik. Tabii ki Bursa denildiği zaman Türkiye'de İskender akla gelir.
Mustafa abim de İskender'in ilk icat edildiği yere getirdi beni. Hemen arkamızda. Nasıl Mustafa abi burası? Abi burası İskender'i ilk icat eden iki kardeşten birinin yeri. Bursa'da yiyebileceğin en iyi mekanlardan bir tanesi. İnşallah beğenirsiniz. Hadi o zaman geçelim abi içeriye. Hadi eyvallah. Tarzları farklı abi. Aynı linkte değiller. O günü izin vermiştir ama bugün bakalım tekrardan söylemek lazım yani. Yine araya girsin de. Hadi bakalım. Kebapçısında Bursa kebabı. Vallahi çok merak ediyorum. Yerinde ilk defa yiyeceğim. İnşallah beklentilerimi karşılar, hayal kırıklığı olmaz. Şöyle. Şimdi buranın bir özelliğini sizlere bahsetmek istiyorum. Buranın eti tamamen koyun eti, dana eti kesinlikle yok ve kıymadan yapılıyor. Buradaki en önemli özelliğin tereyağı olduğunu söylediler. Evet, sosuyla tereyağı, evet. Abi bak, biraz petesinden, biraz ondan böyle döner tatmıyoruz, kebap da diyoruz. Yok, etini bir tadını almak istedim. Şöyle de biraz yoğurttan alacağım. Doğru mu? Evet. Şimdi yaprak dönerine kıyaslanamaz. Kötü değil, güzel. Ama tercihim yaprak döner olur burada. Fakat tereyağı efsane. Çok abi, çok güzel. Bakın, burada ben kendi adıma bir yorum yapmak istiyorum. Şimdi Bursa kebabı döner değildir abi. Hı-hı. Bu bir kebaptır. Pidesiyle, sosuyla, tereyağıyla, döneriyle. Tek başına tattığınız zaman ben de katılıyorum. Yani döner gibi bunu alıp ekmek arasında yemek istemezsin. Ama bu kendi pidesi, az önce seninle Pidecioğlu'na gittik. O pide kullanılıyor burada. Üzerindeki kıyma dönerdir. Zaten İskender ilk günden beri bu dönerden yapılır. Yani hiçbir zaman et döner kullanılarak yapılmamıştır. Evet. Orijinali budur. Ama bunu bütün olarak değerlendirmek tamam. lazım. O yüzden de ben kebap olarak değerlendirmek istedim. Özellikle şıray kesinlikle çok güzel geliyor. El yapımı durumda. Evet. Biz lezzet turuna devam ediyoruz. Afiyet olsun. Bursa'da Kayhan Çarşısı var. Kayhan Çarşısı'nda gastronomi anlamında Bursa'nın merkezi diyebiliriz. Ama pazar günü geldik ve pazar günü birçok mekan kapalıymış. Geldiğiniz zaman eğer hafta içi gelirseniz burayı ziyaret etmenizi öneririz. Evet Murat. Bursa, Bursa, Bursa dedik. Nasıl Bursa abi? Abi harika gidiyor. Yani beklentilerimin çok üzerinde bir Bursa'yla karşılaştım. Şimdi tarihi çırağın altına geldik. Yani 610 yaşında ve Bursa denildiği zaman Bursa'nın yani simgelerinden bir tanesi. Kesinlikle Bursa'yı ziyaret ettiğinizde bu tarihi çınarı ziyaret edin abi. Bu ağacı gören adamın var ya, inancı artar ya. Kesinlikle abi. Ya bu nasıl bir mucize ya. Dalları gövdesinden büyük ya. O kadar evet. büyük bir ağaç ama ben ilk defa gördüm. Ama şunu sormak istiyorum sana. Bursa'da güzel güzel mekanlar gezdik. Evet. Fakat fasulyeli nasıl Demir? Gerçekten fasulyeli çok 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 iyi bir mekan. Ben yani kuru fasulyeyi bizim orada biraz farklı yapıyorlar. Burada fırında yapıyorlar. Ya ben çok beğendim. Bundan o sonra zaman, hatta kuru fasulyeyi ben o şekilde yapmaya devam edeceğim yani. O zaman ne diyelim orası için? Ne diyelim abi? Sayıları bin olsun. Evet, kesinlikle. O zaman biz gezimize devam ediyoruz. Şimdi Gökhan Aparatif'e geldik. Burada aparatiflik bir şeyler bakacağız. Burada harika şeyler oluyormuş. Özellikle sabahları kahvaltısı dolup dolup taşıyormuş buranın. Hadi Mustafa abi, şu bahsettiğin lezzetleri girelim ve tadalım. Aynen abi, hadi bakalım. Hadi sağ ol. Bak
8. Karışık yumurta S3. Gökhan Aparatif'te güzel bir masa kurdurduk kendimize. Mustafa abi bunlar ne böyle ya? Abi burası buranın güzel lezzetleri. Ya özellikle şu kavurmalı, yumurtalı, sebzeli acayip bir şey ya. Yapılırken biraz önce çektik. Bu abi başka yerde çok rahat bulabileceğim bir şey değil. Biraz kendi tarzlarıyla yapıyorlar. Soslu, kavurmalı, yumurtalı farklı. İnşallah beğenirsin. Hadi o zaman şöyle, ben biliyorum en çok sevdiğim şey abi benim şu sarısını patlatmak. Oo, olaya bak. Gerçekten şöyle seviyoruz bu işi. Ne diyor ya? Afiyet olsun. Çok iyi ya. Tamam. Harika olmuş. Biz gezmeye devam ediyoruz. Bursa'da şimdi değişik bir işkeme çorbası içmeye geldik. Hadi gelin hep birlikte içeriye girelim ve bu lezzeti keşfedelim. İki tane de küçük yapalım. Bu tuzlama oluyor abi. Teşekkür ediyoruz. Afiyet bol şeker olsun abi. Kaç yıldır yapıyorsun? Abi 1938'den beri. Nedir bunun yani ne işkembe işte bir şey var mı? Dana işkembesi abi. Hayır modeller ilk defa bu görüyorum. Terbiyeli yumurtalı. Terbiyeli yumurtalı. Evet abi. Yumurtayı çiğden yapıyorsun. Evet. Valla çok güzel. Bir de bunun sadesi var, yumurta kırmıyorum. Bu terbiyeli bir de normal düzü. Çok güzel, ben hemen onu bir deneyimleyeyim. Afiyet bol şeker olsun abi. Evet. İlk defa deneyeceğim. Daha öncesini böyle denemedim. Kıpık kıpık olmuş zaten. Oo, şöyle göstermek istiyorum size. Evet, hemen şöyle bir kaşık alalım. Gayet güzel. Hiç öyle yumurta tadı falan gelmiyor. Ben yapılırken yumurta tadı geleceğini düşünmüştüm ama güzel, çok sevdim. Evet, Bursa lezzet turuna devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Kayhan Köftecisi. Bursa'da efsaneler arasında. Gelin hep birlikte içeriye girelim. Kayhan Köftesi'nin o muhteşem lezzetlerini hep birlikte keşfedelim. Köftenin tadını çok merak ediyorum. Bir neydi bu abi? Şimdi Murat, bu gömlek yağına sarılmış kayhan köfte. Bu da normal köfte. Sade köfte. Benim favorim bu. Tamam abi, ben de o zaman senin favorinden başlarım. Lütfen. Hemen. Oo. Gömlek yağı olayı değiştiriyor, görüyor musun? Abi muhteşem. Yani köfte nasıl köfte? Abi köfte harika. Gömlek yağı zaten ekstra bir şey katmış. Bir de sadesini denemek istiyorum. Aslında sadesinde tam köftenin tadını alacağım. Evet. Ama bir lezzet şelalesi oldu ağzımın içinde ya. Abi çok teşekkür ediyorum ya. Nasıl bir yere getirdin beni? Nasıl bir yer biliyor musun? Buranın sloganıyla buna cevap vereyim. Lezzet için seyahat ettiren mekan. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.